Bakır işlemeciliğinin coğrafi patentini elinde bulunduran Gaziantep'in geleneksel yöntemlerle üretilen bakır eşyaları, Türkiye'nin yanı sıra dünya pazarında da yoğun ilgi görüyor. Cezve, bura cezvesi dediğimiz. Şimdi ilk aşamayı çektik, nakşı hazırladık bunu. Şimdi bunlar işlemeye gidecek. İşlemeden sonra tekrarlar gelip montaja girecek. Tam 8-9-10 aydan sonra cezve olacak. Bu yaptığımız Osmanlı tahtı. Ben ayağımı yaptım. İşte bunlar parça parça çıkıyor. Biz de havayı düşürün. Gövdeden sonra çekip işte ayak var, şu bu. Tabii insanlar... Cezmeni açtığını görelim. Evet, şuradan bir... Sen satayım bir şey. Hamdolsun. Çakonlar vardı. Belki sen onları da servinde 7-8 kişi. Ben görmedim. Cumartesi gün. Arıyorum yani. Yarın yarına vereceğim çakonu. 100 bin lira ben oraya giderim. O tane yeterli yemek yeter. Gaziantep dediği zaman coğrafi işaretli patenti olan bakır işlemeciliği olan bir bakır şehri diyelim. Tabii bunu konuşurken ayırt ediyorum. Öbür illerimizden zanaatkar ustalarımız var. Biz ne yapıyoruz? Bakın, biz yaptığımız ürünleri bütün yabancı ülkelerin %90'ına satıyoruz. Tabi biz direkt vermiyoruz ama bizden alıp götürenler hep oraya %90. Bakır işlemeciliği ve sedef kapmacılığın coğrafi patenti bizde. Tencere, bayağı tencere yapıyoruz. Bayağı mutfak eşyası yapıyoruz. Bakın hep zaten tencerelere döndük burada. Ondan sonra mutfaklara girdik. Bir ara mutfaktan çıkmıştı. Tekrar handeller ya.
orijinal mal orijinal yerini buluyor tekrar. Tekrar kendi yerine, kendi ününe kavuşuyor bakır.